Herkese merhabalar. Bugün kronik hastalıklarda, daha doğrusu kronik yorgunluk hastalığı diyelim, fibromiyaljide, bunlarda ozon tedavisinin yeri nedir? Bunları bir anlatacağız. Bunlarla ilgili özellikle fibromiyaljide ve kronik yorgunluk sendromu birlikte çok sık görünen, birbiriyle çok böyle yakından ilgili bir hastalık grubudur. Nedir? Fibromiyaljı. Fibromiyaljı sırtınızda, belinizde, boynunuzda sürekli bir kas ağrıları, kas sertleşmesi. İşte vatandaş bunu bilmez der ki işte cerrahta kaldım sürekli sırtım ağrıyor, işte arabanın camını açtım boynumu tutulmuş gibi. Sık sık oluyorsa bunlar aslında bir fibromiyaljı sendromudur. Bunun altında birçok sebepler de yatabilir. Biz bunlarda ozon tedavisini hem lokal olaraktan ozonu yapıyoruz, hem de lokalin yanında majör dediğimiz kanını alıp tekrardan onu ozonlayıp kan olaraktan, ozonlu kan olaraktan vücuda veriyoruz ve vücutta onun çok güzel bir şekilde kimyasal tepkimeye girerek o kimyasal tepkimelerin sonucunda çıkan ürünlerin vücutta yaptığı değişiklikleri, vücutta yaptığı tedavileri anlatmak istiyorum. Özellikle bu hasta geliyor, diyor ki ben şu anda hastalığım yok ama kendimi iyi hissetmiyorum. Çok yorgunum. Uykumu aldım ama hiç uyumamış gibiyim. İşte kalkıyorum başım ağrıyor veya kalkıyorum sırtım ağrıyor, belim ağrıyor gibi semptomlarla kendisini çok gösteriyor. Özellikle bu fibromiyaljı ve kronik yorgunluk sendromu dediğimiz. Bu kişilerin mutlaka altta bir sebep hastalığı olacak diye bir şey yok. Yani illa şeker hastası, tansiyon hastası, kalp hastası, romatizma hastası olacak diye bir şey değil. Bu çağımızın vücudumuzu oksitlemesinden, yani yaşıyoruz, yaşadığımız her ortam, çevre kirliliği, cep telefonlarının radyasyonu, televizyon, bilgisayar, ofiste çalışma, hareketsiz bir yaşam, besinlerdeki kimyasallar, bunların hepsi vücuda bir saldırıya geçiyor ve vücudun bunlarla savaşması için ürettiği, yaptığı, vücutta bulunan antioksidan sistemini bitiriyor. Antioksidan sistemini bitirdiği zaman ne oluyor? Bunlarla savaşamıyorsunuz. Veya antioksidan sistemini baskılıyor, bunların ortaya çıkmasını engelliyor. Engellediği için vücut savaşamıyor. Ozon ne yapıyor? Antioksidan sistemin çalışmasını sağlıyor. Antioksidan sistemin daha hızlı cevap vermesini sağlıyor. Baskıdan kurtarıyor ve vücudun tamamına salınmasını sağlıyor. Dolayısıyla tüm vücutta bir kronik yorgunluk sendromu veya bir ağrı sendromu olduğunda biz o hastaları hemen kür tedavisine, majör kür tedavisine, ozon majör kür tedavisine alıyoruz. Ve ağrıyan yerlerine de lokal olarak ozonu uyguladığımızda başarı şansımızın %90-95'lere çıktığını görüyoruz. Ve bu hastalarımızın yaşam kalitesi artıyor. Yaşam kalitesi arttığında, verimliliği arttığında topluma da çok daha faydalı bireyler olaraktan çalışma hayatına geri dönüyor. Özellikle öğrencilerde bu çok sık oluyor. Öğrenciler diyor ki ben işte çok yoruluyorum, işte kafamı toplayamıyorum, dikkat eksikliğim var, hemen anında unutuyorum. Bunlara biz ozon kür tedavisi yapıyoruz. Dolayısıyla dolaşımı da arttırarak beyin dolaşımını da arttırıyorsunuz ve neticede öğrencinin okuduğunu anlama, öğrendiğini zihninde tutmayı da çok daha fazlalaştırıyorsunuz.